Şahsı adına ikinci söz talebi Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'ın, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bütçe Kanunu 12. maddesi üzerine şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 12. maddeye göre hazine tarafından sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikraz limitiyle hazinenin borç üstlenim taahhüdü 4,5 milyar dolar olarak düzenlenmektedir. Bu maddeyle yap işlet devlet projelerinde ihaleyi alıp bitiremeyen firmaların dış borç yüklerini devletin üstlenmesinin önü açılmaktadır. 18 yıllık iktidar pratiği göstermiştir ki saray rejimi kamu özel işbirliği projelerinde, yani yap işlet devlet projelerinde mahirdir. Bu projelerde öylesine mahirdir ki yüklenici firmaların hiçbir risk üstlenmesi söz konusu değildir. Millete söven müteahhitler bu ihaleleri alır, işi bitirse de bitirmese de bu firmalara bir şey olmaz. Nasıl olsa benim vatandaşımın ağzı var dili yok, öyle de aç böyle de aç, yandaş borcunu vergiler marifetiyle sırtlarına yükleriz deniliyor. Nasıl olsa geçmediği köprüye, kullanmadığı otoyola, gidemediği şehir hastanesine para ödüyor, sesi çıkmıyor diyerek bu anlayışın sürdürülmesi doğru bir şey değildir. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu söyleyenlerin daha düne kadar vatandaşımıza elindeki dövizi Türk lirasına çevirin diye kampanyalar organize edenlerin bütçe kanununda borç ödeme taahhüdünü dolar cinsinden ifade etmesi ise başlı başına bir çelişkidir. Saray rejiminin yaptığı sözleşmelerin neredeyse tamamı döviz cinsinden yapıldığından garanti ve garantiler de döviz üzerinden veriliyor. Kurda gerçekleşecek bir kuruşluk artış dahi hazinenin borç yükünü arttıracaktır. Değerli milletvekilleri, bu kürsüden ne kadar toz pembe tablo çizerseniz çizin, gerçek sizin resmettiğiniz gibi değil. Bu ülkede 2.136.000 kişi asgari ücretin altında ücret alarak evini geçindirmeye çalışıyor. 847.000 dul ve yetimin emekli aylığı 1000 liranın altında. 6.850.000 kişi 2000 liranın altında emekli aylığı alıyor. Gerçek yalanın ve yalan üzerine bina edilen saltanatın panzehridir. Cumhuriyet Halk Partisi yaygın ve demokratik kooperatifçiliği yerel yönetimler üstünden hayata geçirmeye başladıkça AKP'nin kredi kartına dayalı tüketim ekonomisinin bir yanılsama olduğunu emekçiler de kavrayacak. Değerli milletvekilleri, vatandaş gırtlağına kadar borçlu. Bireysel tüketici kredisi, kredi kartı borçları 1 Ocak 22 Kasım 2019 tarihleri arasında 51 milyar artarak 569 milyara çıktı. Üzerinde görüştüğümüz bütçe ile ilgili tek gerçek ise bu bütçede halkın olmadığı, yatırımın olmadığı gerçeğidir. Bu bütçede faiz ödemesi vardır. Kamu özel işbirliği projelerine garantili ödeme ve taahhüt vardır. Bu bütçede hakkı olan tarımsal destekleri alamadığı için artık üretemeyen çiftçiler yok. Bu bütçede kirasını, stopajını, vergi primini ödeyemeyen esnaf yok. Yurt ve burs talebi olan öğrencilerimiz yok. Atama bekleyen üniversite mezunu yüz binlerce işsiz gencimiz yok. Buradan milletime çağrım, biraz daha sabırlı olmaları ve gelecek güzel günlere olan inançlarını kaybetmemeleridir. Saray rejimi için yolun sonu görülmüştür. Biz emekten, özgürlüklerden, hak ve hukuktan yana, üretici ve tüketici kooperatifleriyle halktan yana olmaya devam edeceğiz. Çözüm sizlerin elindedir. Çözüm, kara kışta ısınmak için evinin salonunda battaniyeye sarılarak oturmak zorunda kalan ve saray rejiminin zam bombardımı altında hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımızın elindedir. Halkın kendi kendini yönetebileceği gerçek demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. Yerel yönetimlerin yetkilerini arttırarak halkın kamu görevlilerini denetleyebilme ve yönetime farklı düzeylerde katılabilmelerini sağlayacağız. Medyanın saray rejiminin güdümüne girmediği bu karanlık günler bitecek. Ülkemiz için, ekonomimiz için, demokrasimiz için, halkımız için, gençlerimiz ve çocuklarımız için kurtuluşun yolunu ilk seçimlerde halkımızla el ele vererek hep birlikte başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olmasından başka hiçbir amaca hizmet etmeyecek bu bütçeye red oyu vereceğimi bildirir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.
Değerli milletvekilleri, soracağı işlemine geçiyorum. Evet, Sayın Taşkın, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sorum Çevre ve Şehircilik Bakanımız olacak. Sayın Bakanım, günümüzde şehirler nüfus artışı, çevre, sağlık, ulaşım gibi temel alanlarda zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve kaynak kapasitesinde sınırlara ulaşılmaktadır. Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet edebilme ve kendi sakinlerinin refahını sürdürebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu kapsamda coğrafi bilgi sistemleri alanında yapılan çalışmalar nelerdir? Teşekkür ederim. Sayın Erdem. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sorum Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'na. Sayın Bakan, vatanımızın dört bir yanında gösterdiğiniz hassasiyeti biliyoruz. Bingöl Kültür Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski değil tadilata ihtiyaç duyulduğu için Kültür Mahallesi'nde evlerin yıkımı yapılmış mıdır? Kaç evin yıkımı yapılmıştır? Evleri yıkılan Bingöllerin mağduriyeti giderilmiş midir? 2018 yılında Bingöl Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm adı altında başlatılan ve 5 etap şeklinde ihalesi gerçekleşen projenin son durumu nedir? Proje ne zaman tamamlanacaktır? Hak sahiplerine ilişkin son durum nedir? Bu konuyla ilgili Bingöl'e geldiğiniz vakitte bir takım değerlendirmeler yaptınız. Bilgi verebilirseniz sevinirim. Saygılarımla. Sayın Şevkin. Diğer Bankası Kalkınma ve Yatırım Bankacılığını hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmektedir? Kredi verilmesindeki kriterler nelerdir? Kredibilitesi olmadığı halde kredi verilen belediyeler hangileridir? Banka bu nedenle mi kredi veremez duruma gelmiştir? Döviz kredisi verilen belediyeler hangileridir? Döviz kredisi verilmek istendiği halde verilemeyen belediye var mıdır? Hangi belediyeler ayrıcalıklı olarak destek görmektedir? Ayrıca son yıllarda yapılan atamalar dikkat çekicidir. Kamuda deneyimi olmayan bu atamalar iş barışını bozmaktadır. Bakan çocuğu, yönetim kurulu yakını, milletvekili çocuğu, meslekle ilgisi olmayan, çalışmamış olsalar da deneyimi olmayanlar kabul edilerek buraya alınıyor mu? Bunlara sonuçta banka hem ortağı olan belediyelere hem de çalışanlara adaletsiz davranmakta mıdır? Size sormak istiyorum Sayın Bakan. Sayın Tuncer. Sayın Bakan, 2019 ilkbaharında Amasya merkez ve ilçelerinde sık sık dolu ve sel afetleri yaşanmıştır. Ürünlerin büyüme döneminde meydana gelen bu afetler nedeniyle mahsul %100, %90 oranında zarar görmüştür. Ve çiftçiler 2019 yılında ürün alamamış ya da çok düşük rekolteli ürün alabilmişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak da bu sene Amasya çiftçisi gelir elde edememiş, tarım kredi kooperatifine, bankalara ve esnaf olan borcunu da ödeyememiştir. Bu kere borcunu ödeyemeyen çiftçiler teker teker tarım kredi kooperatifleri, bankalar ve esnaflar tarafından icraya verilmeye başlanmıştır. Çiftçi tahmin edemeyeceğiniz kadar zor durumdadır. Çiftçi intiharlarının başlamaması için acil önlem almanız zaruridir. Bu kapsamda çiftçileri bu dar boğazdan kurtarmak için borçların silinmesi veya faizlerinin silinerek ana paranın 5 eşit takside bölünmesi gibi ya da başka bir tasarrufunuz olacak mıdır? Teşekkür ederim. Sayın Akar. Sayın Bakan, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 37 yıldır bir depoda tutulan BHC ve DDT'den oluşan kimyasal maddeler yıllardır bertaraf edilmeyi beklemektedir. Son olarak bakanlığınızca 2018 yılında taşınarak bertaraf edileceği belirtilen bu kimyasal atıklar maalesef halen eski depoda tutulmakta ve vatandaşlarımızı da tehdit etmektedir. Bugün itibariyle taşınmayı bekleyen kaç ton kimyasal atık bulunmaktadır? Neden bugüne kadar taşınma işlemi gerçekleşmemiştir? Bunları taşınarak tamamen bertaraf edilmesine ilişkin bir tarih var mıdır? Bu zehirden Derince halkı ne zaman kurtulacaktır? Sayın Yılmaz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ülke kamuoyunu günlerdir meşgul eden Melen Barajı Düzce'de yer almaktadır ve adı Düzce Melen Barajı olması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi Düzce İSKİ'nin su havzası içinde yer almaktadır. Düzce'ye gelen yatırımcının en ufak bir yatırımı için İSKİ'den onay alması gerekmekte. Bu da İSKİ'nin keyfi uygulamalarına sebep olmaktadır. Düzce olarak İSKİ'nin Düzce suyundan pay almak istiyoruz. Pay almak bir tarafa,
Düzce ve ilçelerinin altyapısına İSKİ'nin hiçbir faydası yoktur. Düzce olarak suyumuzu kullanan İSKİ'nin gelirinden pay istiyoruz. Ayrıca Düzce ve ilçelerinin altyapısının İSKİ tarafından yapılmasını bekliyoruz ve barajın adının da Düzce Melen Barajı olarak değiştirmesini talep ediyoruz. Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kentsel dönüşümle ilgili 81 ilimizde 4 ana başlık altında ve hızlı, yerinde, gönüllü olmak üzere dönüşüm projelerini başlattık ve bu çerçevede bütün gittiğimiz illerde de acil, öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü yapmaya çalışıyoruz. Bingöl'de de hem şehrin içindeki valimizin bulunduğu alanla ilgili kent meydanı düzenlemesi yapacağız. Valimiz başka alana taşınacak, o valinin bulunduğu bölgeyi meydanın altını otopark ve yine hemen valinin yanında bulunan bir alanda, yeşil alanda birleştirmek suretiyle bir düzenleme yapmak istiyoruz. Kültür Mahallesi ile ilgili dönüşümü evet daha önce belediyemiz başlatmış. Buna ilişkin hem vekillerimiz hem belediyemiz gerçekten yoğun uğraşlar veriyorlar. Biz de bakanlığımız, toplu komitesi başkanlığımız eliyle buradaki vatandaşımızın mağduriyetinin bir an önce bitirilmesi amacıyla, ama yaptığımız işte bittiği zaman Bingöl'e yakışacak şekliyle, yani burada gerçekten doğru düzgün bir iş yapılsın istiyoruz. 856 tane hak sahibi var. 86 bin metrekare alan yıkılmış durumda. Ve en son söylediğimiz, bizim vatandaşımıza 120 metrekarelik konutları kabul etmeleri halinde bakanlığımız eliyle yapabileceğimizi ifade ettik. Ve onlardan bu anlamda dönüş bekliyoruz. Bingöl vekilimiz Berdibek Bey de bu konuyu takip ediyorlar. Yine bakanımız Cevdet Yılmaz bakanımızla birlikte inşallah hak sahipleriyle ilgili bu anlaşma bitmesine müteakip Bingöl'deki dönüşümü yapmak istiyoruz. Ağrı iline hiçbir şey yapılmadı dendi Dirayet Dilan vekilimiz. Murat Nehri'nin geçtiği 100. yıl Fevzi Çakmak, Küp Kıran, Bulut, Murat, Kurtuluş, Alpaslan ve Fırat mahallelerini kapsayan 358 bin metrekarelik alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu, dinlenme alanlarının olduğu bir millet vadisi projesini Ağrı'ya kazandırıyoruz. TOKİ Başkanlığımız eliyle gerçekleştireceğimiz projenin temelini Mart 2020'de atacağız ve en kısa sürede bu projeyi tamamlayacağız. Yine içinde millet bahçesi olan Taşlıçay Deresi ıslah projesinde yapacağımız millet vadisini birleştirerek de yeşil bir koridor oluşturacağız. Yani yeni yapmış olduğumuz meydanla buradaki Murat Nehri'nin geçtiği bu mahalleleri kapsayan alanı birleştirip bir ekolojik koridor oluşturmak istiyoruz. Taşlıçay Millet Bahçesi içerisinde çocuk evi projemiz var. Bu projenin tamamlanması için belediyemize 2 milyon lira hibe ve İlli Bank Genel Müdürlüğümüz tarafından verildi. Yeni bir belediye hizmet binası var. Yeni belediye hizmet binasının tamamlanması için belediyemize 25 milyon lira kredi veriyoruz ve 2020 yılı içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Altında 250 otoparklık bir, yine belediyemizin yanında meydan projesi var. Bu meydan projesinin yapımı için de yeni ordu evinin yapımı talimatını toplu komitesi başkanlığımıza verdik ve hızlı bir şekilde bu sürece başlatacaklar. Yine Ağrı'da yeni belediye binasının yanında 20 bin metrekarelik bir meydan olacak. Yine Eleşkirt'e İlbank tarafından 700 ve 1 milyon lira kredi, Tahir'e 250 bin lira hibe, Taşlıçay'a 3 milyon lira hibe, 800 bin lira kredi, Tuta kredi, Yayla Düzü'ne 500 bin lira kredi verilmiştir. Şehir merkezindeki hayvan ahırlarının yukarıya taşınması amacıyla bir kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştır. Bu çerçevede 50, 75, 100 başlıklı 500 ahır projelendirdik. Bunların inşaatına Nisan 2020'de başlamayı düşünüyoruz. Başlayıp şehrin içindeki o 1300 ahırı şehrin içinden taşıyarak Ağrı'yı başka bir sürece taşıyacak bu projeyi yapacağız. Suçatağı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi için 400 ihaleyi Nisan 2020'de ihalesini yapıyoruz. Kırıkkale içerisindeki Halil Öztürk vekilimizin sorusu, atık su sorunu, Kırıkkale ilçelerinden Bahşişli, Çerikli ve Delice belediyeleriyle ilgili atık su arıtma tesisi talepleri İlbank'a iletilmiştir
ve süreçleri devam etmektedir. Bazı belediyelerimizin atık su arıtma tesislerine ilişkin talepleri ise yerine getirilmiş. Talebi olmayan belediyelerin de taleplerinin gelmesi halinde başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Mersin'deki Akdeniz ilçesindeki Ataş alanındaki... Sayın Bakan, tamamlayın sözlerinizi lütfen. Kentsel dönüşümde proje kapsamında 416 konut, 44 dükkan, 300 kişilik cami inşası projelendirilmektedir. Yine Akdeniz'de Bahçe ve Barış mahallelerindeki kentsel dönüşüm içinde 413 konut, 20 dükkan, kapalı otoparktan oluşan ve maliyetinin 146 milyon lira olacağı bir proje üretilmiş. En kısa zamanda ihaleleri yapılacak. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 12. madde öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş.